sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu kısımda çok çok önemli bir konuyu ele alacağım. Artık kaç dakikada ele alırım bilmiyorum. Ama Allah Fenerbahçe taraftarının yar ve yardımcısı olsun. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Yazarlardan İsmail Kartal yorumları diye. Hani kısa kısa başlayayım buradan. Mesela bir tanesi şey diye başlamış. Kalmaması için neden yok. Şimdi öncelikle hürriyet yazarları Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunmuşlar. Ve İsmail Kartal ana mevzulardan birisi biliyorsunuz Fenerbahçe'de. İlk olarak İsmail Kartal kalmalı mı diye başlayalım söze. İsmail Kartal seri galibiyetlerle kendine olan güvenini bir doz daha arttırdı. Ligi ikinci bitirirse görevde kalacağını düşünüyor musunuz? Böyle bir durumda kalmalı mı diye. Uğur Meleke. Bu sezon 3 büyük takımda sezon ortasında hoca değiştirdiler. Bu değişim sonrası İsmail Kartal takımını toparladı. Bu toparlanma sonuçlara da yansıdı. İsmail İsmail ilk 2 maç için iyi görüntü verdi. Beş taşın teknik direktörü herhalde. Torrent henüz bu anlamda kredi toplayabilmiş değil. Eğer Kartal yılı vites düşürmeden bu ritimde bitirirsem İyi oyundan feragat etmezse, ikinci basamağı da alırsa yeni sezonda devam edeceğini düşünüyorum. Futbolun tabiatı böyle. Milan'da Pioli'yi gönderecek, Ragnic'i getirecekti. Pioli başarılı olunca görevde kaldı. Kartal da şu ana kadar hak etti görevde kalmayı. Mehmet Arslan, İsmail Kartal'ın başarıları göz ardı edilemez ama görevde kalabileceğini düşünmüyorum. Taraftarının ve yönetimin isteğini... Ne yazık ki Kartal karşılamıyor. Önümüzdeki sezon iddia ediyorum Fenerbahçe'nin sezonu olacak. Çünkü rakipleri böyle, rakipleri büyük bir ekonomik çıkmaz içinde. Takımları yaşlandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bahsediyor. Şimdi Galatasaray'la arkadaşlara sorsam takımları gençleşti. Büyük bir gençleştirme operasyonu. Ama kendilerini kandırdıklarını söylüyorum inanmıyorlar. Devam ediyorum. Ve neredeyse yarısı değişecek. De, rakiplerden bahsediyor. Ali Koç ve yönetimi iddialı, kariyeri bir hocayla çalışmak istiyor. Kartal'la başka bir risk almak istemeyeceklerdir. Haklılar mı? Bana göre haklılar ama Kartal da kocaman bir teşekkürü hak ediyor. Ona bir teşekkür borçlular demiş. Güntekin ona İsmail Kartal ikinci Fenerbahçe döneminde tartışılmayacak kadar başarılı. Sarla Hacivertlerin sergiledikleri futbol, alınan sonuçlar ve oyun karakteri ortada. Puan ortalaması, şampiyonluk puanı, kalmaması için hiçbir neden göremiyorum. Şu son 9 haftalık grafiği İsmail Kartal değil de farklı bir yabancı hoca sergilemiş olsan şu an göklere çıkarılmıştı. Şimdi ben burada hakikaten bir fark yapayım. Bir değişiklik göstereyim. İsmail Kartal geldiği anda İsmail Kartal değil de... E, Rebrov gelmiş olsun. Serci Rebrov gelmiş olsun. Ve bu istatistiği yakalasın. Son 8 hafta 7 galibiyet ki bunların bir tanesi Galatasaray galibiyeti. Alanya'yı deplasmanda 5 Konya'yı evde 2-1 yenmek. Kayseri deplasmanda 4-0 çıkmak. Yani kalan haftalara. Eğer bu isim Rebro olsaydı seneye abi yani 6 aylıkta anlaşılmış olsaydı abi seneye niye hoca arıyorsunuz alsana Rebro denirdi. <laughs> Şimdi İsmail Kartal 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. 2-25 puan ortalaması. Şimdi bu beraberlikler, mağlubiyetlerin 4 tane puan kaybı var. 4 puan kaybının ilginçtir. Üç ilk dönem. Üç ilk dönem. Yani ilk dönem. Gelir gelmez. Hani takım bunalımda, buhramda, uçurum aşağı giden bir takım. O takımın seri galibiyetler elde edeceğine hiçbir Allah'ın kulu inanmıyordu. Onu söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken yani hal böyleyken Fenerbahçe'de birçok da değişiklik var. Mesela Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon kalesinde en az gol beklentisi gördüğüm maçı Galatasaray karşısında oynadı. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'yi hücum da değerlendirmeyin. Attığı kadar yediği daha doğrusu yemediği önemli. Attığı kadar. İsmail Kartal gelene kadar Fenerbahçe saçma sapan goller yiyordu. Ki ben şunu da iddia ediyorum. Çok da ciddi bir iddiada bulunmak istiyorum. İsmail Kartal'ın en büyük şanssızlığı Altay'ın sakatlığı oldu. Eğer İsmail Kartal geldiğinde Altay Bayındır sakat olmamış olsaydı şu anda çok farklıydı bir tablo. Hatta şu anda İsmail Kartal dışında kimse konuşulmuyordu. Bak. Şimdi Fenerbahçe'de Miha Zaytz mesela performansıyla dikkat çekiyor. İşte sözleşme uzatma görüşmeleri falan var. Menajeri gelecekte hatırlarsınız. Bu sezon ligde 8 gole ulaştı Miha Zaytz. Şimdi 8 gole ulaştı. Olur, olur hocam bulaşır. Normal. Şimdi bitime 6 maç kala kariyer rekorunu kırmaya çok yakın. Yani İsmail Kart'tan son 12 maçtır Fenerbahçe'de. Bu 12 maçta Zays'ın kaç golü var? Bunu da hesaplamak lazım. Ya siz hesaplayın ben uğraşmayayım 2 saat. Şimdi 6 maç kala bir gol daha atsa kariyer rekoru kıracak. <laughs> hani olumlu dokunuş var mı? Var. O sayı evet Pereira döneminde göze hoş geliyordu. İyiydi hoştu ama İsmail Kartal'la tamamlandı sanki. Sonrasında Mesela İsmail Kartal'ın yedek dokunuşları. İşte Novak sen gel oyna diyor. Sırıtmıyor. Öbürüne gel sen oyna diyor. Sırıtmıyor. Çağatay gel oyna dedi bir maçta hatırlayın. Çağatay'la falan başladık. Sırıtmadı. Bu açıdan da iyi. Ama şu bir gerçek. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 2003-2004 sezonuyla hani başlayan hani o başarı serisini yakalayan kadro yapısının çok benzeri. O dönemde Fenerbahçe'de genç ve kaliteli bir ekip oluşturulmuştu. Tabii birçok arkadaşın kalitesine kimse inanmıyordu ama böyle bir ekip oluşturulmuştu. Ardından 2003 senesinde gelen bir Alman teknik direktör ve Hoydong gibi isimlerle hani rüya sezonlar yaşamıştı Fenerbahçe. Değil mi? Fenerbahçe rüya sezonlar yaşamıştı. Bu sezonda benzer. Ne demek ne demek istiyorsun hocam? Yani Alman teknik direktör o sezon bu sezon löv mü geliyor? Lövle ilgili bana en çok gelen şey şu, lövle ilgili en çok gelen mevzu şu. Hocam madem lövle konuşuldu, madem anlaşıldı, ya hiç mi bir Alman kanal açıklamıyor? Ben niye hiç bir Alman kanal açıklamıyor? Yani hiç mi bir mesaj vermiyor? Ben onu bilemem. Ama eğer yönetim görüşüyorsa bir şeyler yapmış olabilir. Şimdi bak, bugün bir haber daha geldi. Fenerbahçe İsmail Kartal'a devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı. Canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe'de son dakika haberi. Fenerbahçe Süper Lig'de 32. atılık Galatasaray'ı yendi. Buraları geç. Maç sonrası Sinan Engin, Ahmet Çakar, Beyaz TV'de açıklamalarda bulunmuş. Ee, konuşmuşlar. İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puan işler karıştı diye başlamışlar söze. Sinan Engin, Dominic Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi demiş Sinan Engin. Bir santrafor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın. Yani bir kanat, bir santrafor, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın. Ve İsmail Kartal'a devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. Tabii işin bir de bu boyutu var değil mi? Maddi boyutu var. Katılıyorum. Ahmet Çakan. Jorge Jesus, Joachim Löw değil, İsmail Kartal demiş. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti. Yani Joachim Löw mü? Jorge Jesus mu? İsmail Kartal mı? Bence İsmail Kartal'la devam edilmeli demiş. Şunu da belirteyim arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Siz herkesi kendiniz gibi iyi niyette zannetmeyin. Yani iyi niyette zannetmeyin. Bakın. Yani herkes sizin gibi Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmüyor. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak bir çöpleme peşindeyiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Sebebini ben düşüne düşüne sonradan buldum. Küçük bir hikaye anlatayım size. Küçük bir hikaye. Ormanda tilkinin biri gezerken kuyruğunu bir yere sıkıştırmış. Çekiyor, gelmiyor, ediyor, gelmiyor. O sıkıştırdığı yeri ittirmeye kalkıyor. Yok, çıkmıyor. Lan burada kalsam acımlar öleceğim ne yapayım edeyim kuyruğu keseyim. Aklıma, aklına kuyruğu kesmek gelmiş. Kuyruğunu kesmiş. Oradan kurtulmuş. Abi kuyruk kalmış orada. Yapacak bir şey yok. Başka bir tilki bununla karşılaşınca ya o kuyruğuna ne oldu falan filan diyor. Bizimki tabii ne yapıyor? O bir rahatladım. Sorma arkamda sürekli bir şeyler geziyor ediyor. Huylandırıyordu şöyle yapıyordu böyle yapıyordu gıdıklıyordum. Ben kurtuldum acı. Sen de kurtul. Nasıl yani? Kes sen de kurtul. Gerçekten iyi oluyor mu? Sen ne diyorsun ya? Süper oluyor falan filan diyor. Derken ikinci tilki de mecburen kuyruğu kesiyor. Ulan canı yanında bir dert. Şekilsiz şükürsüz bir şeye benzedi bir dert. Tuhaf bir dert. Varıyor diyor ki arkadaş sen benimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçtin? Ulan kuyruktan olduk. O bir daha çıkmayacak da. Sen beni perişan ettin. Ben seni gidip şimdi herkese rezil edeceğim. Bu herif sahtekardır, yalancıdır diyeceğim deyince ilk kuyruğunu kestiren tilki diyor ki, sen de ben de rezil oluruz. O yüzden çeneni kapat. Milleti kuyruksuzluğa ikna et. Yapacak bir şey yok. Yani artık başımıza gelen geldi diyor. İkisi birlikte gelen herkese kuyruk kesmenin güzelliğinden bahsediyor falan derken kimisi bunlara kanıp kesiyor, kimisi kesmiyor falan. Derken ormandaki tilkilerin yarıdan çoğu kuyruğu kesmiş haldeler. Yarıdan, çoğu, yarıdan azı da kesmemiş halde. Bu sefer kuyruğunu kesenler, kesmeyenler üzerine baskı uyguluyorlar. Allah sizin belanızı versin. Vasat seviciler sizi. Sizi çöpçüler sizi. Lanet olsun size. Sizin yüzünüzden bu orman bu hale geldi. He işte İsmail Kartal'la devam edin. Şöyle yapın böyle yapın demeye başlıyorlar. İyi de hocam tilkiler ne bilsin İsmail Kartal'ı. Ha Fenerbahçe taraftarının halide Teşbih de hata olmasın bu tilkilerin haline benzer. Yani birinin başına bir şey geliyor. Misal veriyorum kendimden bahsedeyim. Kendimden bahsedeyim, kendimden örnek vereyim. Ya diyorum arkadaşlar işte e, hakim Ziyek Fenerbahçe'de gidildi, görüşüldü, anlaşıldı. Allah'tan bir mani gelmezse imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun. Araya birileri giriyor. Kulüp sabaha 4 milyon euro bir arttırıyor parayı. Hakim Ziyek iptal. O kadar özene bezene özel haber olarak verdiğimiz Ziyek iptal. Sonra ne oluyor? Milletin tepkiler bana geliyor. Aa şöyle oldu, böyle oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar kim bilir kaçıncı yanılgılarını yaşadılar da ilk yanılgısını yaşayanları milletin önüne atıyorlar. Sonrasında ya Berisha Rossi sezonun başında geldi. Her ikisi içinde kontrat detayı şu şekildeydi. Ücretsiz kiralama. 5 milyon euro Berisha'nın satın alma opsiyonu, 6 milyon euro Rossi'nin satın alma opsiyonu. Bakın ücretsiz kiralamadan bahsediyorum. Ücretsiz. Bu şartlarda zaten ben Berişay'ı beğenen bir isimim. Yani yetenekli. Ha, Türkiye Ligi'nde tutar tutmaz ayrı mesele. Ben tutacağını düşünüyordum. Tutmadı. Bence şu an tutmadı. Berişa hiç tutmadı. Ya benim beklediğimin çeyreğe tutsaydı zaten 15-16 tane falan belki golü vardı. Hocam 60 tane mi atacak? Yok 60 tane atacak değil ama çeyreği tutsaydı en azından penaltılardan, frikiklerden şuradan buradan bir iki tane takardı. Zaten 4 tane 5 tane gol fazladan atmış olsa tuttu diyecektiniz. Ayrı mesele. Şimdi bu dediğimi anladınız mı? Anladınız. İsmail Kartal konusunda bakın. Yıllarca Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman dedi. Aykut Kocaman geldi. Galatasaray karşısında neredeyse galibiyet hiç yok. Fenerbahçe herhalde Aykut Kocaman'la Galatasaray'la Galatasaray'a karşı Kadıköy'de hiç galibiyet yok herhalde. Deplasmanda var da evde yok diye biliyorum. Aykut Kocamancılar türedi kuyruğu kesik gibi. Ersun Yanal. Ersun Yanal geldi. Tarihin en erken şampiyonluğu keyif aldıran bir futbol şampiyon etti. Şöyle böyle. Farklı mevzulardan gitti. Geri geldiğinde takım zaten bitik durumdaydı. Hani İsmail Kartal'ın geldiği durumun çok daha kötüsüydü. Çok çok daha kötüsüydü. Küme düşme potasındaki takıma geldi lan. Psikoloji psikoloji yok takım futbolcularda. Geldi etti 5. 6. şu yaptı bu yaptı. Çeşitli şeylerle o da gitti. Şimdi Ersun Yanalcılar da kuyruk kesik kaldı. Koku geldi, destekleyenler oldu. Kuyruk kesik. Değil mi? Kuman devam etti. Kuyruk kesik. Erol Bulutçular geldi. Kuyruk kesik. Emre Belezoğlucular geldi. Kuyruk kesik. Herkesin kuyruğu kesildi. Kuyruğu kesilmeyenler şunu söylüyor. Ya löv gelsin abi çok daha başarılı olur. Kuyruğu kesik dedik. Hayır. Bunlar gelecek. Bunlar olacak, edecek falan filan. Mevzu bu işte. Mevzu şu anda bu. Arkadaşlar birden fazla etmem var. Financial fair play falan geçtim. Kulübün maddi durumunu bir düşünün. Yayıncı kuruluş, yan çizde şu an belirsiz. Şu an önümüzdeki sene yani Ağustos ayında maçları yayınlayacak kanal belirsiz Selçuk Sports dışında. <laughs> yani Ağustos'ta maçı yayınlayacak kanal belirsiz. Gelir belirsiz. Ben size kombine ile ilgili bir müjde vereyim. Bu yılki kombine fiyatlarınızın %200 ile %300 arasındaki haline hazırlanır. Mesela bu yıl kaça kombine aldınız? 2000 TL diyelim. 4000 ila 6000 TL arasında kombine fiyatına hazır olun. Hocam imkanı yok. Kimse o fiyatlara kombine almaz. Hazır olun. Hazır olun. Gelecek senenin forma fiyatı 450 TL'den aşağı forma çıkarsa öpün başınıza koyun sevinin. 450 TL'den bahsediyorum. Muhtemelen 499 TL olacak. Önümüzdeki yılın forması ha. Hatta ben size bir uyarıda bulunayım. 5 yıldızlı Fenerbahçe forması çıksın 555 TL'ye satılsın. Kaçınız alacaksınız? Bence çoğunuz alacaksınız. Alamayan da üye olsun. Nasıl olsa dağıtıyoruz üyelere. Yani üyelere bir sürü forma dağıtıyoruz. 5 yıldızlı forma 555 TL. Hazırlanın. Şimdi mesela İsmail Kartal'la ilgili Elvir Baric bir cümle kurmuş. Demiş ki İsmail Hoca bak şimdi etmenleri sayıyordum ya. Parayı pulu sayıyordum. Yani oynanan futbol falan sonra geliyor. Yani İsmail Kartal'da oynatsa aynı futbol oynatır belki diyorsun. Löv'de oynatsa aynı futbol. İsmail Kartal'da belki şampiyon yapar. Löv'de. Hani işin Avrupa boyutu var. Tanınırlık var. Gelecek futbolcu mesela atıyorum. Luis Suarez'i getireceksin. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Löw gelir misin? Yani, Suarez'in vereceği cevabı düşünün. Aynı Suarez'e İsmail Kartal'a gelir misin dendiği zaman vereceği cevabı düşünün. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani mesela akşam size halı saha maçına çağırıyorlar Arda Turan misali. Saat kaçta diye soruyorsunuz. Çünkü hanımdan izin alıp almama meselesi var. Kaç lira ödüyoruz diyorsunuz. Takımda kimler var diyorsunuz. Rakip kim diyorsunuz. Sert mi? Küfür ödüyorlar mı? Etmiyorlar mı? Ya nasıl? O işte Kayseri'de mesela şey var. Halı sahalarda bazında savuna var. Gerçekten söylüyorum savuna var, savuna. Halı sahada savuna var. Maçtan sonra savunaya giriyorsun. Ter atıyorsun. Oradan duşa sonra tekrar savuna, sonra tekrar duş bakıyorsun. Ulan biz 7-8'e geldik. Saat 11.30 olmuş falan. E, o kadar da yapmıyorsun da dayanamazsın da. İşte bilardo var, okey var, şu var, bu var. Hani çıkıyorsun. Bildiğin şey gibi ya. Ee, hani erke, erkek yaşam alanı gibi bir şey bazı alı sağlar. Burada da öyle. Şimdi Elvir Barış demiş ki İsmail Hoca Fenerbahçe'yi fiziksel olarak iyi hale getirdi ama lütfen Fenerbahçeliler kızmasın. Sevdiğim için söylüyorum lütfen aldanmasınlar. Fenerbahçe şu anda hedefsiz durumda. Bunun da etkisi var demiş. Şimdi tabii bunu söyledikten sonra sosyal medyada birçok cevap veriliyor. Ben hoşuma giden bir cevabı aldım. Diyor ki İsmail Kartal bu sezon başarılı çünkü baskı yok diyenler var. Herhalde bu arkadaşlar 3 ay önce Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe'den bir haberler. Yahu bu takım halı saha maçı yapsa bile baskı olur. Onu geçtim. İkincilik baskısı. Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray maçlarının baskısı yok muydu? Yani 3 tane önemli maça çıkmadı mı? Ya yanlış sayıyorsun şekerim. Kayseri ile bir baskı daha vardı. Ulan kupada elendi. Burada da yenilir mi? Değil mi? Kayseri 38'e çivilendi. Şimdi 41 oldu. Alanya Spor. Ulan bu Fener bu Alanya'dan 5 yer. Baskısı yok muydu? Vardı. Değil mi? Vardı. Ben size bir şey söyleyeyim. Bazen en kötü baskı... Şimdi şöyle düşünün. Öğretmen örneği vereyim arkadaşlar. Hani sınıfınızda Cumhurbaşkanı'nın torunu var. Hani çocuğunun yaşı tutmaz da torunu var. Şimdi konu anlatıyorsunuz işte şu bu ne yapıyorsunuz konuyu anlatmadan bir düşünüyorsunuz al sana baskı al sana baskı <laughs> sınıfınızda boş boşver Cumhurbaşkanı. o kadar gitmeyelim okul müdürünün çocuğu var al sana baskı al sana baskı sen bu baskı altında eğitimini verebilirsin tabii ki verirsin 2-3-5 e, hususa dikkat et yeter. Sen bu kadar baskı altında muhteşem bir sınıf çıkarttın. Türkiye birincilikleri elde ettin. Okul müdürü çıkıp da seni işte Cumhurbaşkanlığa mektupla bakın benim çocuğum da vardı bu öğretmene ödül verin demez. Yani demezler. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde İsmail Kartal da öyle. Bu kadar baskının içerisinde. Ya Trabzon. Ben iddia ediyorum İrfan Can o kırmızı yemeseydi Fener o maçı alırdı. Galatasaray'ı yenmiş. Konya'yı yenmiş. Alanya'yı yenmiş. Kayseri'yi yenmiş. Kalan 6 tane maç var. 6'da 6 yaptı diyelim inşallah. Bence 6'da 6 yaparsak rüştünü ispat etmiş olur. O ayrı mesele. Ama 6'da altı 6'ya giderse bence bu kadar baskıyı kırmış bir şey yapmış olur. Ünlü astrolog dedi ki Trabzon şampiyonu kaybedecek Fenerbahçe şampiyon olacak. İnşallah canım ya. Yani astronot musun, astrolog musun, ne zıkkımın köküysen geçiniz. Yani Geçiniz. Geçiniz saçma sapan konuşmayın. Yani kendinizin inanmadığı şey insanlara inandırmayın. Ama ben seviniyorum. Çünkü insanlar haktan, hukuktan, yanlış yollardan doğru yola sevk oluyorlar bu sayede. Bugün meşhur bir duyumcu kardeşimiz çıkmış. İbre Jorge Jesus'a döndü demiş. Yüzde %55 Jesus, %45 Löv demiş. İstisnasız 2-2,5 iki, iki aydır bu arkadaş mekik dokuyor. Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi. Löv idi Jesus idi. Löv idi Jesus idi. Löv idi Jesus idi. Idi, idi. Bir tane daha var. Sakallı bir amca var. Ee, ben onu biliyorum. Sosyal medyada çok şey yapıyorlar. Ee, alkolik sayfasının admini herhalde. Orada çok şeyini görüyorum. O sakallı amca da şey. Roger Schmidt geliyor. Sezon sonu. Kesin Roger Schmidt. İstisna yok. Lan Roger Schmidt diyorum bu arada Löv adaylar arasında yok. Roger Schmidt geliyor. Roger Schmidt başkasına imzaladı. İsmail Kertal iyidir. İsmi ile devam edelim. Ya şimdi İbre Jorge Jesus'a dönmüş öyle söylüyorlar. Ee, amcalar. İki aydır zikzak çiziyorlar. Hatta sosyal medyada bir hesapta Jorge Jesus Fenerbahçe'den gerçek üstü bir teklif aldım demiş. Arkadaşlar siz hocam gerçek üstü teklif diyor. Kesin 10 milyon euro teklif ettik. Oğlum niye bu kadar zengin düşünüyorsunuz? Fakir düşünün. Hey Jorge, bizimle çalışmak ister misin? İsterim ama bana 6, ekibime 4, toplam 10 milyon euro isterim. Sana gerçek üstü bir teklif sunmak istiyorum. Nedir? Sana 1 milyon euro, yardımcılarına 500 bin euro. Jorge <laughs> sus, şok. Eli ayağı titriyor. Bu kadar gerçek üstü bir teklif beklemiyordu. <laughs> Oğlum niye 10 milyon euro bekliyorsun? Belki 1 milyon eurodur. Belki gerçek üstü teklif budur. Siz niye? Hocam öyle olacak gerçek altı teklif olur. Gerçek altı diye bir tab tabir var mı ya? Yok. O yüzden gerçek üstü teklif bu. Siz şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Şaka yapmıyorum. Gerçek gerçek üstü teklifi söyleyeyim. 3 milyon euro sana, 1 milyon euro yardımcılarına İsmail Kartal'da yardımcı. Ya da sportif direktörün. Al sana gerçek üstü teklif. Hocam şey, Nuri Şahin konuşacaktım. Başlık Nuri Şahin. Ha Nuri Şahin, ha, tamam pardon özür dilerim. Nuri Şahin'i konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'de 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı İsmail Kartal. 2 maç sonra, kendisinden 2 maç sonra seriye başlayan Nuri Şahin ise Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. 7 galibiyet ve 3 beraberliği var. Sanırım bunlardan biri de bize karşı. Şimdi 2.4 puan ortalaması. İsmail Kartal'ın da 2.25 puan ortalaması var. Yetişkin bir Fenerbahçe taraftarı bilir ki. Bizim tanıdığımız Ali Koç. Löv diye girer. Roger Schmidt'i dolanır. Fonseca'ya selamın aleyküm der. Pochettino'ya yok seni kabul etmiyoruz. Sen kısa dönemsin. Poşetleri almıyoruz der. Oradan Jorge Jesus'a gider. Gerçek üstü bir teklif verir. İsmail Kartal mı gelecek bunlar mı derken sürpriz bir şekilde Nuri Şahin'i açıklar. Bizim bildiğimiz Ali Koç. Yalansa buyurun yalan deyin. Hocam ihtimal dışı diyen varsa buyursun ihtimal dışı desin. Hocam imkanı yok. Öyle bir şey yapmaz. Ben Ali Koç'a kefilim diyen varsa buyursun Hodri Meydan. Hodri Meydan. Çok net çek. Tak diye çarparım suratına. Hadi Hodri Meydan. Hodri Meydan. Ali Koç. Tayfun Korkut'u düşünüyordu bu adam bir dönem. Tayfun Korkut'u. Adam Erol Bulut'u çıkarttı getirtti. Üç tane adayın arasından. Bir tanesi Nenat Biyeli saydı. Üçüncü, ilk aday da başka bir babalar gibi adamdı. Ya. Adam gitti Erol Bulut'u getirdi. Ben size diyorum. Hani Ali Koç'un taktiği şu. Ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyor. Löv gelsin. Cesus gelsin. Şimit gelsin. Financial fair play var. Yani bizden önceki yönetimin hatalarını bize ödetiyorlar. 4 seneyi bir arada tutuyorlar o pandemi sürecini iki seneyi birleştirdiler. Yani hamlelerimizi dikkatli yapmamız lazım. Sponsorları bulmamız lazım. Başkanım reklama girebilir miyiz? Ya kulübün sahibi ben değil miyim? Ne reklama giriyorsun? Girme reklama. Der çıkar üstü çıkar. Ben size söylüyorum. Siz bence İsmail Kartal'a okey deyin. Yoksa sonumuz Nuri Şahin olur. Benden uyarması. Hocam duyum mu bu? Duyum mu bu? Vallahi bilmiyorum kaynağım beni keklemiyorsa, benimle dalga geçmiyorsa, beni madara etmeye falan çalışmıyorsa, kariyerimi bitirme peşinde değilse, löv kesin diyor. Diğer kaynağında diyor ki, ya yani ikisi de kulüpten kaynaklarım. i̇kinci kaynağında diyor ki, sen löv kesin dediklerine bakma. Mm -mm. Galatasaray başkan eski başkanının soyadı neydi? Cengiz. Fenerbahçe başkanının adı ne? Ali. İkisini bir araya getir. Ali Cengiz, hazır ol. diyor. Ne demek istediğini anlamıyorum ama. Herhalde demek istediği şey şu. Eee, <laughs> 6 maç bir bitsin de. Zaten 6 maç bitmeden teknik direktörün açıklanma ihtimali yok. Bari 6 maç bitsin. Hocam son hafta maç oynanmadan belki açıklanırsa. Hani benim şeylerim vardır. Bazı tarih veren duyumlarım vardır ya. Yine o duyumlardan bir tanesini size aktarmak istiyorum. Süper Lig tamamlanmadan en azından Fenerbahçe maçları tamamlanmadan ve yeni yayıncı kuruluş belli olmadan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü açıklanmayacak. Bilginiz olsun. Çok net söylüyorum. Bakın hem ligin bitmesi şart hem yeni yayıncı kuruluşun açıklanması şart. Hocam yeni yayıncı kuruluş hemen açıklanacak ki haftaya salı açıklanacak dediğinizin üstünden bir buçuk ay geçti. En son kaç Mart'taydı ihale geçiniz. <laughs> Dediğim gibi Nuri Şahin işin esprisi ama Nuri Şahin'de dürtenler var yok değil. Ali Koç çevresindeki ekibi temizlemesi lazım. Bakın kızlarla ilgili basketbol müsabakasında kız çıkmış zehirlendik ettik diyor sanki kulüp zehirledi demiş gibi. Bizimkiler çıkıyor diyor ki ağzını toplasın zehirlenme yok. Gıdadan dolayı sıkıntı yaşadılar. Diğer kulüpler de oradaydı. Hepsi bir yemek yediler. Hepsi aynı yemeği yediler. Bunların yemeğini Recep Üvedik yedirmiş değil ya. Öyle hal Recep Üvedik, Karahanlar, Kamyoncular deneyindeki arkadaşlar arkadaşlarıyla kız basketbol maçına çıksaydı yazmış Fenerbahçe yönetimi. Yani Recep Üvedik ne alakaysa yani bizim yönetim öyle. Çok kolay sporcu harcayan bir kulübe dönüştük. Aynı Fenerbahçe spor kulübü gitmiş Mert Hakan yandaşım şeyini paylaşmış hani bak. O da güzel kendini yere atmış. Galatasaray maçında çok güzel yere attıydı kendini. orada ikinci sarıyı yedirseydi bayağı efsane olurdu ama yediremedi. <laughs> Tabi bu işin doğasında da bu kepsilere konu olmak var. Yani durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe yönetiminin iletişim departmanı kesinlikle çalışmıyor. Çok tembel. Aman ha şu hainci arkadaşların peşinden gitmesinler. O hain, bu hain, bunlar çete, bunlar oluşum, bunlar münferit grup, bunlar güruh. Bunların arkasından gitmeyin. Taraftarla bütünleşin. Göztepe maçımız var. Cumartesi günü. Stadyumu tıklım tıklım doldurmak için çağrıda bulunun. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Galatasaray maçında nasıl? Stribindesiniz. Bu maçta da sizi bekliyoruz. Burası sizin eviniz. Buyurun gelin diye davet edin. Taraftarı davet edin. Fenerbahçe taraftarsız bir hiç. Bizi bölen tartışmalar çok fazla var işte. Ersuncu, Aysu, Aykutcu, bilmem şu çocuğu. Vitorcu, bucu, şucu. Gerek yok. Hepsi Fenerbahçeli bunların. Bunlar fikrini beyan ediyorlar sadece. Ben size asıl bizi bölen şeyi söyleyeyim. Amatör branşlar. Israrlı bir şekilde söylüyorum. Bu cümlemi tekrar ediyorum. Hangi başkan seçilirse seçilsin. Amatör branşların bütçesi ya gelir bütçesi kadar hani sponsor artı ligden gelen para falan filan ya o kadar olmalı ya da bunun yüzde %80'i olmalı en fazla ki akış kesilsin. Bakın bir sene, 2 sene, 3 sene. 3 sene boyunca dediğim olsun. 3. sene sonra Fenerbahçe'nin belki borcu yarıya inecek belki yarıya inecek. Zor değil bunlar. Bu kadar yapılandırma bunlara dikkat etmek lazım. Tabi Ali Koç'un da artık yeni yasayla birlikte de dikkat edeceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uzun konuştum. Hakkınızı helal arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere.